أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. محترم وعزيز تيسير ديرموس، kendi cümlenizi selamlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, selametleri cümlemizin üzerine olsun inşallah. Ve sizden gelen sorularına ne için acaba da kısa bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Allah kısmet etsin. Ne için öyle aytkanım şimdi anlarsınız. Çünkü bugün bir tesircimiz bizlere soraydı. Bir işini başlamadan evvel Allah kısmet etse demeye mutlak gerek mi deyip soray. Aslında Allah kısmet etsin degen laf tabii ki doğru bir laftır. Çünkü her şey Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Her insanın kaderi var. Her şey böyle yazılıdır. Gerçekten herkesin bir rızkı da yazılıdır, ömrü de yazılıdır, her şey yazılıdır. Ama her şey yani Allah'ın kısmetinin, Allah'ın bizge nasip etmesine olur. Yani Allah kısmet etse normalde işte inşallah diye paylaşmamız bu. Bununla alakalı milletimizde bu talay böyle neler var, fıkralar var işte biliyorsunuz işte bir akay alıp da kısmet etse deyip demeyen, oturan şimdi aşarım degen, gelgenler alganlar onu, alıp getkenler türmege, ondan sonra çıkarganlar, o da endi evge kirgene vaqt bile, kimdir o deyip apaya sorağana vaqt, akayındır kısmet etse deyip o şekilde cevap bergen. Yani böyle fıkralar var, böyle şakalar var ama doğrusu dinimiz boyunca bakmaz vaqt, tabii ki her böyle iş için biz Bismillah'la başlamak gerekmez. Allah kısmet etse demek gerekmez. Çünkü keskin bir şekilde, ha işte ben bunu yaparım, ben bunu ederim demek din boyunca doğru değildir. Yani biz neyimiz ki? Yani gerçekten biz Allah'ın kullarımız. Allah bizge nasip etse olur. Allah bizge nasip etmese olmaz. Bundan alakalı dinimizde Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kileler bir sual sorayılar ve Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta. De ki ben sizge yarın cevabını veririm de ayta. Yani bir vahiy gelecek. Cebrail ayetler getirecek. Ben sizge haber veririm de şekilde aytkana vakit inşallah de aytmay. Yani Allah hizmet etse de aytmay. O vakit de işte ertesi gün vahiy gelmi, 15 gün vahiy gelmi ve vahiy gelgene vakit de ne aytıla? Yani böyle keskin bir şekilde laf etmeniz gerçekten de inşallah deyip aytınız. Çünkü yani biz neyimiz ki bizim kolumuzdan bir şey gelmiyor. Her şey Allah'tandır. Bunu hiçbir vakit Müslüman adamı unutmamak gerek. Ve Allah'tan gelgen her şeye güzel bir şekilde razı olması gerek. Allah-u Teala bütün murat niyetinizi versin inşallah. Allah-u Teala sizge en hayırlı kısmetler, rızıklar nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.